Biliyorsunuz parkların sizi çağıran tarafları insanın gizli karanlık köşeleriyle oranlı. Orada saklanıyor onlar. Çünkü her türlü saklanıyorlar orada. Bir yağmur öncesinin o sokaklarıyla, mantolarıyla, en belirgin kırmızıları taşıyan, dağınık mavisiyle gözlerinin, sevgi vermez kadın uçlarıyla, korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak, eskimiş, kurtlanmış ikonları ve kiliselerinin, yalvaran bakışlarıyla, nasıl da sevimsiz. En kötüsü, belki de en kötüsü, bir duygu açlığıyla soluyarak parklara yerleşiyorlar. Parkların onları çağıran köşelerine. Bir karıncayı selamlıyorlar ve silisiyah bacak aralarından çömelmiş öyle sakin selamlıyorlar. Günaydın diyorlar, atılmış bir kağıt parçası. Kuleler yapıyorlar ayak parmaklarından. Birinci katta bir kibrit çöpe oturuyor. Acılar alıp veriyor dünyadan. Mora kaykılmış diz kapaklarına dillerini gösteriyorlar. Bir sıkıntı şiiri gibi. Sıkıntı. İşte tam orada duruyorlar. Bu kimin duruşu? Bu sizin en gülmediğiniz saatlerde her cümlede iki tek göz. Bu kimin? Ya da kim korkuttu bu kadar sizi? Bu nasıl sevişmek? Üstelik bu kadar hızlı. Ya da tam tersine, boş vermek öperken, severken boş vermek sevmelere. Sulardan ürpermek gibi dokununca. Ya da ben kimi sarmışım böyle kollarımla? Kime söz vermişim? Biraz da unutmak gibi. Denir mi? Ama hiç denir mi? İş edinmişim ben. İş edinmişim öyle kimsesizliği. Kendimi saymazsam, hem niye sayacakmışım kendimi? Çünkü herkese bağlı, çünkü bir yığın ölüden gelen kendimi konuşmak, konuşuyorum, alışmak, evet alışıyorum da, süresiz dıştan ve yaşamsız resimler gibi. Ne çıkar sanki sardıysam sizi kollarımla? Unutmak, belki de unutmak olsun diye mi? Onu da tatmak gibi. Oysa ne bir evim oldu ne de bir yerim var şimdi gidecek. Ama gitmenin saati geldi. Kirli bir gömleği çıkarıp asmak, yıkayıp kurutmak ister ellerimi. Su içmek, saati kurmak ve sebepsiz dolaşmak biraz da. Açınca camları, diyelim camları açtık ya. Sonrası şu. Ben bir camı, bir perdeyi açmış adam değilim. Bilirim ama, çok bilirim kapadığımı. Öyle iş olsun diye mi? Hayır. Bilirim içeride kendimi bulacağımı. Dışarıda görüldüysem, inattan başka değil. Evet, çünkü bu karanlık işime engeleni. Kendimi saklıyorum ya, o bir yığın ölüden gelen kendimi. Oramı buramı dürtüyorum, bunu sahiden yapıyorum. Ve açıyorum bütün muslukları. Diyorum sular mı böyle, sular mı olmalı? Ne geldiği ne de gittiği yer belli. Olmuyor. Gene kendimi düşünüyorum. Alıştım. İstemiyorum. Binlerce ama binlerce yıldır yaşıyorum. Bunu göklerden anlıyorum. Kendimden anlıyorum biraz. İnsandan ne iyi ne de kötü. Kolumu sallıyorum yürürken. Kötüysem yüzümü buruşturuyorum. Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorum. Öldüklerimi sayıyorum, yeniden doğduklarımı. Anlıyorum ama yepyeni anlıyorum bıktığımı. Evlerde köşe başlarında değişmek diyorlar buna. Değişmek. Biri mi öldü, biri mi sevindi? Değişmek koyuyorlar adını. Bana kızıyorlar sonra, ansızın bana. Kimi ellerini sürüyor, kimi gözlerini kapıyor yaşadıklarıma. Oysa ben düz insan, bazı insan, karanlık insan.
ve geçilmiyor ki benim duvarlar, evler, sokaklar gibi yapılmışlığımdan. Bilmezler. Kızmıyorum. Bunu onlardan anlıyorum biraz. Erimek, bir olmak ve unutulmak içindeki onlardan. Ya da bir başkaca şey, ben kendimi ayırıyorum. O yapayalnız olmaktaki kendimi. Böyleyken akıp gidiyorum bir nehir gerçeği gibi. Sanki ben upuzun bir hikaye. En okunmadık yerlerimde. Yok artık. Sıkılıyorum.